Sadece iş adamlarımızın değil, gençlerimizin de başarılarını ekranlara getirmek istiyoruz. İlk stüdyo konuğumuz ise Çisem Özkurt. Kendisine hoş geldin diyoruz. Sevgili Çisem, hoş geldin Merhaba, programımıza. Hoş bulduk. Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Ben Çisem Özkurt. 93 yılında doğdum, 1993 yılında. Keman çalmaya 11 yaşında başladım. Aslında çok geç bir yaş olduğu söylenir kemana başlamak için ama çalışınca her şey oluyor. Şu an yüksek lisansım için Hollanda'ya geldim 3,5 yıl önce. Okulum bitti. Şu an burada çalışıyorum. Öyle. Peki burada kalacak mısınız? Dönmeyi düşünüyor musunuz? İnşallah izin verirlerse kalacağım. Yani şu an... Vermeme gibi bir durum mu var? Biraz tereddütlü gördük sizi. Evet. Şöyle, aslında benim işlerim burada çok iyi gidiyor şu an. Ama bazı vize problemlerim var. Çünkü Avrupa vatandaşı değilim. Bu yüzden birazcık uğraştırıyorlar ama inşallah olacak. İnşallah bu program sayesinde o işler de çözülür. İnşallah. İnşallah bakalım. Biz sizin sanatınıza dönelim. Sanatınızla ilgili sorular soralım. Herkes keman çalabilir mi? Yani çok iddialı bir soru. Şöyle, yetenek lazım tabii ki ve çok 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 çalışmaları gerekiyor. Yani çok keman, çünkü en zor enstrümanlardan biri. Gerçekten çok emek istiyor ve yetenek istiyor. Sizdeki yetenek. Bu yeteneği aileniz mi fark etti? Nasıl fark edildi? Aslında şöyle, ben halk oyunları kursuna gidiyordum küçükken. Bu folklor yapıyordum. Ve aslında oradaki dans hocam ilk keşfediyor ve ailemle görüşüyor. Hani bu kızın kulağı çok iyi, ritim duygusu çok iyi, hani bir gösterin diye. Annem de aslında çok, yani ailemde aslında hiç müzisyen yok. Ama annem hep böyle hani standart eğitim sistemine çok karşı, kendisi de öğretmen ama Türkiye'de hani öğrenciler gerçekten çok zor. Sürekli biraz hani robot gibi test, sınav, hani sürekli çalıştırılıyorlar. Buna biraz karşıydı ve hani direkt destek oldular bana, hepsi, bütün ailem. Ve annem başı çekti diyebilirim. O şekilde. Gerçekten başarılı bir sanatçısınız. Kaç yıldır keman çalıyorsunuz? Keman işte 15 yıl. 15 yıl olmuş. Böyle bir işte ortaya çıktı yani. Evet. Başarılısın, evet. Devamını diliyoruz. Peki sahnede, ışıkların altında, seyirciler karşınızda, nasıl bir duygu bu? Güzel bir duygu. Ama başlarda çok geriliyordum tabii ki. Yani sahne korkusu denen bir şey var. Bir işte profesyonelleşmek için çok zaman gerekiyor. Özellikle bu kemansa. İlk başlarda, öğrenciliğimde özellikle, çok korkardım sahneden. Ama biz sizi Hollanda'nın en salonlarında izledik. Konsert Kıbağı gibi. Orada, evet, çok başarılı konserler verdiniz. Bu da bizim ilk programımız. Sizdeki o korku, bizim arkadaşlarımızda da kamera korkusu vardır. Şimdi size soruyorum. Yani sahne ışıklarının korkusu mu daha çok, yoksa stüdyo korkusu mu? Vallahi buna alışkın olmadığım için ben de biraz gerildim diyebilirim. Yani sahneye alışın, siz de alışırsınız mutlaka. Hani şey çok güzel. Seyirciyle iletişim kurabilmek çok güzel bir şey. Hani bir yerden sonra yaptığınız müziğe tepki almak, hani çünkü onların da, onlar enerji böyle dönen bir şey seyirciyle müzik, yani sahnedeki arasında. Hani ışıklar, kıyafetler falan hepsi çok güzel ama o enerjiyi hissetmek bambaşka bir duygu. Peki Hollanda sizin sanatınıza nasıl bakıyor? Dinleyici potansiyeliniz nasıl? Hollanda'da nasıl karşılanıyor sizin yaptığınız sanat? Şöyle, ben tabii keman, hani sahnede keman çalıyorum ama çok farklı, hani sadece sahne müzisyen, tabii ki sahne müzisyeniyim ama çok farklı projeler yapıyoruz. Mesela bir ansamblım var, Nesköy Ansambl. Bu ansambla gidip biz mülteci kamplarında ya da işte hastanelerde, hapishanelerde bu insanlara konserler veriyoruz. Ve hani kalkıp konser salonuna gidemeyen insanların ayağına biz müzik getiriyoruz. Ve bu yeni bir proje mi? Türklerle mi yapıyorsunuz, Hollandalılarla mı? Bu aslında, ben ilk Hollanda'ya geldiğimde böyle bir projede yer almıştım. O da buraya gelme sebebimdir aslında. Kaç, 6-7 yıl önceydi. Burada Ricciotti Ensemble var, bir Hollandalı bir orkestra. Onlardan davet almıştım. Türkiye'ye turneye geleceklerdi. O turnedeki davetli müzisyenlerden biriydim ben de. Onlarla işte böyle hani aklınıza gelebilecek en uçuk yerler. Hani uçaktan tutun böyle hapishanelere kadar ya da
Huzur evlerine, çocuk esirgeme kurumlarına böyle yerlere gidip konserler verdik ve gerçekten çok çok güzel bir his. Yani bu insanların gözünde o mutluluğu görmek gerçekten çok güzel bir his. Tabii ki sahne performanslarıma devam etmek istiyorum. Ama bir yandan böyle projeleri de hani şu an söylemek için çok erken ama çok farklı fikirlerimiz, projelerimiz var. Ben inanıyorum başarılı olacaksınız da bu gittiğiniz Hollandalı işte huzur evleri falan orada kibariyenin diliyle söyleyeyim. Arasında da Türk ezgileri attırıyor musunuz böyle? Yani Türk müziğinden örnekler veriyor musunuz? Onları da yaptık evet. Türk müziği de yaptık. Biraz karıştırdık çünkü gruptaki tek Türk benim. Biz 13 kişilik bir grubuz. Küçük oda müziği eserlerinden tutun yaylı orkestraya kadar farklı farklı şeyler seslendiriyoruz. Türk eserleri de çaldık. Hollanda eserleri de çaldık. Evet. En son sizi izlediğimde İspanyol müziği, Hollanda ve evet. Türk müziğini böyle harmanlamıştınız. Bayıldım evet. Yani. Evet. Ben biraz burada tabii burada tutunabilmek çok kolay değil bir Türk olarak. Çünkü mesela klasik müzik eğitimi aldım ben ve Hollanda'daki orkestraları mesela sınava giremiyorum. Çünkü Avrupa vatandaşı istiyorlar. Hani bu klasik müzik eğitimi almış biri için çok fazla, aslında çok büyük bir engel. Birçok evet. Kapıyı kapatıyor. Böyle olunca durum ben de kendimi farklı tarzlarda da geliştirdim. Hani Türk müziği olsun, işte biraz caz, biraz pop, biraz Meksika müziği, ya dünya müziği. Her şeyden biraz böyle kombinleyip bir şey ortaya. Anladım. Yani çok farklı, evet. Yani farklı, çok farklı kapılar açıyor öyle diyeyim. Anladığımız güzel. Kadarıyla dinleyici potansiyeliniz 7'den 70'e kadar bu durumda. Evet. Çok güzel. Evet. Fazıl Say biliyorsunuz ya o da Avrupa Birliği vatandaşı değil ama kendini dünyaya kabul ettirdi. Evet. İşte yaşayan Mozart deniyor falan. Belki de sizin yaptığınız müzik o kapıları, önünüze örülen duvarları teker teker yıkacak. İnşallah bakalım. Mesela yani ben Fazıl Say örnek verdiğiniz için diyorum çok... Dünyayı geziyor, çok her yerde konserler veriyor, çok değerli bir piyanistimiz. Ben de kendi adıma hani müziği, farklı müzikler yapmak birçok farklı kapıyı da açıyor dediğim gibi. Ve şu an önümde bir turne var, önümüzdeki ay gidiyorum. Ve hani 4 farklı kıtada 4,5 ay boyunca turne yapacağız. New York'tan başlıyor, oradan Karayiplere gideceğiz, sonra Kanada'ya gideceğiz, Avrupa'ya gideceğiz. Yani yarım dünya turu gibi. Kiminle çok büyük bir turne. Hangi grupla tek mi gidiyorsunuz? Ben bunun için geçen yıl Berlin'de sınava girdim. Bu bir quintet, piyanolu quintet. Ve biraz oluyor. Herkes o koltuk için sınava giriyorsunuz gibi bir şey. Mesela ben grupta çalmak istiyorum, sınava giriyorum. İşte kazanırsan bu gruba dahil olabilirsin. Kazanmazsan gidemiyorsun. Ve kazandınız. O sınavı kazandım. Evet. Siz zaten dünya vatandaşı olmuşsunuz. Hollanda evet. Niye zorluk çıkartıyorsa. Evet. Ama sizin bir eseriniz var ki sizin değil de rahmetli Zeki Müren'in. Onu kemanınızla öyle bir seslendiriyordunuz ki. Teşekkür ederim. Hollandalılar, ben Hollandalılara sordum nasıl buldunuz diye. İki konserde izledim onu. O zaten artık alır başını gider yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani Zeki Müren'e tekrar can verdiniz diyebilirim yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle biz burada hazır kemancıyı bulmuşken, bize kemanınızla ne solo bir parça çalmak ister misiniz? Tabii ki. Peki hangi parçayı çalacaksınız? Hatırla sevgiliyi düşündüm. Süper olur. Bu kadar Türk toplanmışız. Evet. İsterseniz. Tabii evet, buyurun. Tabii ki, buyurun.
çok güzeldi. Evet sevgili Sem, çok çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu eser için beni sanki Osmanlı coğrafyasında ve zaman tünelinde yolculuk yaptırdı. Teşekkür ederim, sağ olun. Ama daha sorularımız var. Buyurun Arzu Hanım. Evet sevgili Çizem, biraz önce bir vakıf hakkında konuştuk. Hı-hı. Onun hakkında bir şeyler söyler misin? Evet, biz burada çok fazla aslında Türk müzisyen, genç müzisyen var. Okumak için gelenler, hani benim gibi ailesi Türkiye'de olan ve kendi başına buraya gelmiş ve tek başına tutunmaya çalışan çok fazla müzisyen var. Ve hepimiz ayrı ayrı böyle hani çevre olsun, hepimiz ayrı ayrı bir şeyler için koşturuyoruz. Ve bir gün toplandık ve hani neden birleşmiyoruz dedik. Böyle bir vakıf kuralım, müzisyeni, ressamı, şairi, bütün artistleri bir arada toplayacak Artipot adında bir vakıf kurduk. Ve projesi herkes, yani biz projeler yapıp aynı zamanda projesi olan diğer sanatçı arkadaşlarımıza destek olmak istiyoruz. Ve hani biz bunu Türkler olarak kurduk ama sadece hani Türkler değil, Hollandalılarla ya da başka ülkeden, evet, var, uluslararası, evet, bütün sanatçıları bir araya toplayıp aradaki engelleri yıkmak istiyoruz. İnşallah. Elimizden geldiğince. İnşallah. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne kadar güzel. Burada peki çok sayıda Türk öğrenci var dediniz. Hemen merak ettim. Ya sayısı belli mi? Türkiye'den buraya müzik için eğitim almaya gelen. Müzik için bir, yani 15 kişi benim bildiğim var. Daha da vardır illaki. İyiymiş. Azmış. Ben yani, 500-600 falan. Yok tabii. Tabii ki daha çok var ama ben öğrencilerden bahsediyorum. Evet. Yani şu an hala okumakta olan 15 kişi falan sadece Rotterdam'da var. Yani Rotterdam, evet, Denak grubu. Sevgili Çizem, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizi bulmuşken bırakmıyoruz. Hı hı. Programı beraber izleyeceğiz. Çünkü Hollanda Çarşı Pazar çok farklı bir konseptle, evet, seyirciyle buluşuyor. Arzu Hanım, Saadet Hanım geçtiğimiz hafta TOV, Arnhem'e gittiler. Bakalım onlar nasıl bir söyleşi yaptılar, bizlere neler izletecekler, ben de merak ediyorum. Hadi bakalım.